Merhaba arkadaşlar. Epeydir C++ derslerinden uzakta kalmıştık. Şimdi yeni bir sezonla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu sezonda yapacağımız şeyler için, programlar için daha farklı bir program kullanacağız. Yani o büyük programlarımızı Dev C++'la yapmak yerine Visual Studio'nun C++'a ait versiyonunu kullanıyor olacağız. Google'dan Visual C++ olarak arattıktan sonra burada Microsoft'un sitesinde Express Edition'larından bir tanesini kullanacağız. Visual Studio'nun. Bu siteye geldik. Burada farklı diller için Visual Studio'nun deneme sürümü sayabileceğimiz, yani de tam olarak deneme sürümü değil, hani program fonksiyonları olarak istediğiniz kadar kullanabileceğiniz fakat bazı fonksiyonları kısıtlanmış bir halde ki biz hani şimdilik kullanım açısından bize yeterince yetecek. Buradan Visual C++ için olanını seçtik. Dil seçmemi istiyor. İngilizce versiyonunu seçtik. Ve buradan sonra bize bir web setup dosyasını indiriyor ve bunu kuracağız. Kurulum hani oldukça sıradan bir şekilde ilerliyor. Yaklaşık işte 100 MB'tan az bir şey indiriyor ve kuruyor programımız. Kurduktan sonra Microsoft Visual C++ 2010 Express Edition'ını kurduk ve biz başlatıyoruz. Böyle bir buna benzer ekranla karşılaşacağız Visual C++'da. Şimdi bu derste birazcık daha bu programı kullanırken nasıl proje oluştururuz, nasıl nereye kod yazarız ona bakalım. Çünkü gördüğünüz üzere açar açmaz burada kod yazacak bir yer çıkmadı karşımıza. Sol tarafta bir tane Solution Explorer'ımız var ve içerisi boş. Projemizi açtığımız zaman proje içeriği orada yer alacak. Gördüğünüz gibi buralarda Toolbox ve Document Outline diye kısımlar var fakat içerikleri şu anlık herhangi bir şey yok. Biz file'dan yeni bir proje oluşturacağız. Yeni bir file oluşturursak Visual C++'da tek C++ file'ları, dosyaları üzerinden hareket edersek birazcık bizim için sıkıntılı olacak. O yüzden proje oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi burada farklı proje çeşitleri var. Class library, yani diğer klasların içerisinde kullanmak için library'ler oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı console application kısmı var. Bu CLR neydi onu tam? Burada Win32 dediğimiz zaman Windows'a ait klasları, bazı library'leri kullanıyor oluyor. Ve diğer projeler normal sıfırdan kendimiz başlatıyoruz. Burada empty projelerimiz var. Aynı zamanda makefile dediğimiz bir kavram. Bu makefile daha çok biraz daha C'de kullanılan bir şey. Ve klasların birbirleriyle ilişkisine göre nasıl compile edildiğiyle ilgili bir dosya oluşturmamızı sağlar ve burada altta Windows Form Application, yani sonunda pencere tabanlı programlar yapacağız, açacağız, yani butonları olan oraya burasına bir şeyler yazabildiğimiz programlar yapıyor olacağız. Fakat öncelikle biz eski klasik konsol programımızı, application'ımızı Visual C++ ile nasıl yazarız ona bir bakalım. Aynı zamanda ben burada süreyi de bir kontrol edeyim ki çok fazla aşırı uzun videolar yapmayalım. Çok uzun olunca pek izlenmiyor sanırım ve bakalım 10 dakika yapacak olsak yaklaşık 6000 saniye olacak burada. Biraz daha aşabiliriz. Şimdi burada console application dedikten sonra buraya uygulamamızı adını koyuyoruz. Deneme olsun projemizin adı. Ve okey dedikten sonra burada next dedik. Burada şimdilik çok da bizi ilgilendirmeyen ayarlarımız var. Zaten Console Application olacağından daha önce bahsetmiştik, seçmiştik. Finish dedikten sonra projemiz oluşturuldu ve sol tarafta gördüğünüz üzere Solution Explorer'ın içerisine yer aldı. Solution deneme ve içerisinde bir adet proje var ve bu projenin adı da deneme. Biz buraya Solution'ın içerisine başka projeler de ekleyebiliriz. Yani bir Solution'ın içerisinde birden fazla proje bulunuyor. Ve bu projelerde deneme projesi gördüğünüz gibi build edip run edebileceğimiz bir proje. Şimdi burada içerisine baktığımız zaman kendisinden oluşturmuş olduğu birkaç tane klasör ve bir de readme file var. Readme file'ını otomatik olarak oluşturuyor ve biz de bir şeyler katabiliyoruz yani programımızla ilgili.
bilgi vereceğimiz. Buradaki önce şuradan source file'larla başlayalım. İki adet source file'ımız var. Bir tanesi deneme C++. Bu bizim programımıza ait olacak. Esas main function'ı içeren yapı. Burada alt-tmain şeklinde demiş. Bu Windows 32 console application dediğimiz için bu şekilde olmuş durumda. Ve burada bakıyoruz bir tane de stdafx şeklinde bir yapı oluşturmuş. Bu yapıyı Visual C++ bizim işte çok sık kullandığımız include'lar için otomatik olarak hani şurada header'ında görürsek daha iyi anlayacağız. Standart olarak genelde sık sık kullandığımız include yapılarını biz bu stdafx header'ın içerisine koyuyoruz. Ve böylelikle mesela diyelim yeni class'ımızın içerisinde sadece stdafx.h header file'ını include etmemiz yetecek. Ne için? Mesela diyelim biz burada çeşitli include'lar yapıyoruz. Ve bu include'ların her seferinde tekrar tekrar başka class'ların içerisine yazmaktan bizi alıkoymuş olacak. Burası eski şu sevdiğimiz main'imiz. Ve buraya programımızı yazabiliriz. Neler yapıyorduk mesela hani burada integer, abc falan filan tanımlayabildiğimiz kısmımız. Diyelim ki yeni bir class eklemek istedik programımıza. Source files'tan add dedik. Burada new item, existing bir file'da ekleyebileceğiniz gibi. Veya direkt burada source file dedikten sonra şurada bir class kısayolu çıktı. Hani direkt C++ class'ı ekleyebiliyoruz. Burada class'ımızın adını koymamızı isteyecek. Fakat şu an niye basamadık acaba? Şöyle yapalım. Neyse biz yine nerelere bastık. Biz şöyle diyelim. Add new item dedikten sonra buradan bir C++ file ekleyeceğiz. Az önceki girdiğimiz kısımda sanırım programa ait olan class'ları kendimiz baştan tanımlayacaktık da seçecektik. O yüzden olmadı. Mesela diyelim herhangi bir şey diyebiliriz. Car dedik. Bu class'ı ekledik. Gördüğünüz gibi bu şekilde eklediğimiz için tamamen boş bir şey verdi. Class'ı sanırım bir şekilde tanımlayıp ekleme gibi bir yolda vardı buradaki class'ın içerisinden fakat. Acaba buradan sonra mı diyecektik? Bir add diyelim. Ha evet öyleymiş. Biz bu karı silelim o zaman. Normalde delete'e bastım. Remove dedim. Yapıyı kaldırdık. Source files class ekle dedim. Burada ad yazamayınca birden kalmıştım da add dedik önce. Class'a ad koyuyoruz. Ondan sonra burada otomatik olarak bize header ve C++ file'larını oluşturdu. Biz burada access type'ını da seçebiliyoruz. Public olunca bütün metotlarına dışarıdan ulaşabileceğiz. Buradaki base class da eğer bu class'ımız herhangi bir class'ı extend ediyorsa yani onun bir alt class'ıysa tanımlayabileceğimiz bir kısım da var. Finish dedikten sonra car az önce vardı. O yüzden bir şeyler dedi. Car projeden ayırdım ben az önce oluşturduğum karı. Fakat dosyasını silmemişti. Şimdi gördüğümüz gibi burada car header'ını oluşturdu kendisi. İşte neler var içerisinde? Class'ı oluşturmuş. Sonuna noktalı virgülünü de koymuş. Ve iki tane burada public metodumuz, function'ımız var. Bunlar da zaten constructor ve deconstructor'larımız. Source file'ın içerisine baktığımızda da header'ı include etmiş otomatik olarak. Bizim car constructor ve deconstructor'larımızı burada tanımlamış biçimde duruyor. Mesela diyelim biz buraya bir tane method function ekleyecek olsaydık. Mesela move gibi. Burada type'ını yazmadık tabii. Buraya bir void yazalım. Burada function'ın arasına void yazmış. Yani herhangi bir parametre almıyor ama parametre alacak olsak buraya yazacaktık. Şimdilik parametre almıyor tabii. Tabii burada diyelim metodu içeriğini yazacağımız zaman C++ dosyasının içerisine car'layıp iki nokta üst üste yaptığım zaman burada bana muhtemel yazabileceğim şeyleri listeledi bile. Move dedim ve move metodunu tanımını burada yapabiliyorum.
Burada ne dedi? Orada ne dedi? Declaration is incompatible. Burası da uygun değil demiş. Orada ne yapmışız ki biz? Void move. Bir şey return etmediğimiz için mi öyle acaba? Ama yok, zaten return etmeyecektik. Sadece yazamadık. Evet, bayağı uzak kalmışım C++'dan. Şimdi bakalım burada sorun neymiş. Sorunu bulamazsak çok da uğraşmayalım, videomuz bozmasın. Burada Move'u kendisi öneriyor bize. Fakat gelin görün ki sonra içeriğini yazmamıza izin vermiyor. Burada acaba sadece burada direkt olarak car deyip void move yapsaydık olur muydu? Böyle bir tanımlama da yok. Move dedik. Bu sefer ne diyecek bakalım. Karın mı diye member yok diyor. Tamam, doğru. Öyle bir member yoktu zaten. Buraya şimdi ekledim. Mu dedik. Ve bunun void olduğunu da bildirelim. Burada sorun yok hani. Void, car, move diye oluşturmuş durumda. Acaba burada da type'ını belirtmedik diye mi kızdı? Sanırım öyle oldu az önce. Evet, şimdi sorunu çözdük. Yuppie. Orada void demeyi unutmuşuz. Tabii basic bir hata. Ne zamandır C++ yazmazsak böyle olur. Şimdilik 10 falan dakika olmuş. Neyse, biraz daha devam edebiliriz. Ne demiştik? Biz burada stdafx'i otomatik olarak oluşturdu ve yapacağımız include'ları buraya yazabiliriz. Şimdi mesela bizim hani kullandığımız basit C in C out yapıları vardı. Onlar için az önceden bakmak zorunda kaldım neyi include ediyorduk diye. Unutmuşum, evet. Ha şey, IO stream'i include ediyorduk. O include'u mesela ben şu an stdafx hash'ın içerisine dahil edeceğim. Include burada gördüğünüz gibi otomatik olarak yazabileceğim şeyleri sıraladı bana. Ne demiştik ya? STD, pardon, IO stream'i include edecektik. Burada eğer tamamlamasını istersek kontrol ile birlikte boşluk tuşuna basarsak tamamlıyor yazdığımız şeyi. Include'umuzu yaptık. Eğer bunu using olarak da belirteceksek mesela burada C++ dosyasının içerisine belirtebiliriz. Hani direkt header'ın içerisinde de belirtebiliriz aslında da. Using namespace std olarak mesela belirtirsek bu class'ın içerisindeki her şeyi, std'nin içerisindeki her şeyi kullanabiliyorduk. C in, C out gibi yapıların. Yani bu şey, using namespace std C++ dosyasının içerisinde bildirmemize gerek yok, fakat hani burada header'da sadece tanımlamaları yapalım. Using çünkü biraz daha hani komut gibi olduğu için onu C++'ın içine aldık. İstersek buraya da alabilirdik, yani sorun çıkmazdı. Şimdi mesela deneme bizim class'ımızın içerisine gelelim. Ya da ondan önce car class'ında header'ın içerisinde şurada pardon car header'ın içerisine biz bu stdafx'i de include edelim. Şey yapalım. Şimdi stdafx bizim kendi oluşturduğumuz bir yapı olduğu için tırnak içinde aldık header'ını. Ve bu car'ın içerisinde mesela move'un bir mesaj yazmasını sağlayalım. Hareket etti desin mesela. Böyle bir mesaj versin bize.
see out undefined gibi bir mesaj aldık. Şimdi burada card hash'ı include ediyoruz. Biz gelin şu using namespace std hash'ı şey yapalım. Buranın içerisine alalım. Hala öyle mi acaba? Şu an gördüğünüz gibi gitti. O zaman tamam. Using namespace std hash'ı buraya alsak daha güzel olacak şeklinde bir karara vardık. Şimdi karın içerisinde hareket etti diye bir mesaj yazdırdık. Bunun alt satıra geçmesini de sağlayalım. Hatırladığınız gibi bu ters slash ne string olarak karakter alt satıra geçmesini sağladı imlecin. Ve biz burada main'in içerisinde bir tane car objesi oluşturalım. Adı da araba olsun. Gördüğünüz gibi include etmemiz gerekiyor önce. Include dedik, tırnağa koyduktan sonra bizim class'larımızı sergiledi bize. Car.hash'ı include ettik, car'ın header dosyasını. Ve biz burada arabanın metodunu çağıralım. Gördüğünüz gibi noktayı koyduktan sonra yine burada çağırabileceğim metotları gösterdi bana. Move metodunu çağıracağım. Daha sonra hani eskilerden de yapıyorduk ya, hatırlarsınız. Kapanmasın falan filan gibi işlemler vardı programımızda. A'nın içerisinde bir tane integer okuyor olalım. Gördüğünüz gibi burada c'ini direkt yazdım. Çünkü stdafx.h'ın içerisinde ben zaten c in c out gibi operation'ların olduğu std namespace'ini kullanacağımı belirtmiştim. Gelelim bu projeyi nasıl build ediyoruz. Sağ tıklayınca build seçeneğimiz var gördüğünüz gibi. Debug'ın içerisinde de build solution var. F7 tuşuyla compile edebiliyoruz. Yani build edebiliyoruz. Build ile ilgili bilgileri de bize burada aşağıda veriyor. Burada bir tane hata aldık. Nerede ne aldık bakalım. Şimdi bu iki tanesi bize warning olarak vermiş. B ve C'yi kullanmadık. Fakat sorun değil. Warning'ler programın işleyişinde soruna yol açmıyor. Fakat burada yine bir warning var. Ve daha sonra da bir tane error almışız. Bu hatayı car C++ dosyasının içerisinde almışız. Ve burada da stdafx'i source koduna eklemeyi unuttunuz mu demiş. Unutmuşuz. Olabilir. Şimdi biz buraya cout falan için kullandığımız stdafx'i de ekleyelim. Sonra yine build edelim. Tabi burada hem car'ın içerisinde hem de orada include edince sorun oluyor. Biz yanlış yerde include etmişiz. Yani c in c out'u şeyin içerisinde yine aldık mı acaba hatayı? Nerede? Car C++ 10. satırda almışız. Şunun yerini mi değiştiririz ya? Evet. Burada ayrı önemli bir şey. Bu stdafx.h'ı include ediyorsak başta edecekmişiz. Bunu da öğrenmiş olduk, ders çıkardık. Saniye durumumuz idare eder. Birazdan bitirsek güzel olur. Şimdi programımızı debug ederken build solution demiştik. Burada build ile ilgili yani compile ile ilgili bize bilgi verdi. Tamamlandığını bildirdi. Run etmek için de buradan start debugging veya debug'dan seçebiliriz. Gördüğünüz gibi hareket etti mesajını konsolumuzda yazdı. Ve şu an integer bekliyor. Herhangi bir şey yazarsak, enter'e basarsak program run ettiği için metod şey main metot tamamlandığı için bitmiş oluyor. Buradaki diğer resource files diyelim programımızın kullanacağı diğer
okuyacağı dosyalar olabilir, kullandığı resimler olabilir. Onları atacağımız kısım. External dependencies. Burada da az önce başta daha azdı hatırlarsanız. Bizim kullandığımız, dışarıdan aldığımız yani standart library'den aldığımız klaslar bulunmakta burada. Mesela Math klası var. Bizim aldığımız IOStream var. Cin, cout gibi işlemlerin olduğu mesela string var. Baştan daha azdı. Biz birkaç bir şey include ettikten sonra orası biraz daha kalabalıklaşmış. Sonra işte buradan kaydettiğimiz zaman projemizi, solution'u kapatabiliyoruz. Close solution dedik mesela. Eski solution'ımızı açarken de buradan işte open project solution deyip mesela projemiz neydi? Denemeydi sanırım. Burada solution file'ını açtığımız zaman eski haline gelecek. Şimdi biz şöyle bir şey de yapalım. Hani yeni sezonun heyecanlı giriş bölümü olsun diye. Yeni bir proje açalım. Ve bu proje Windows Form Application olsun. Ve adı da ilk pencere olsun. Okey dedik. Şimdi karşılaştığımız yapı, wow, bir pencere. Ve yan tarafa baktığımız zaman az önceki bir README, Source, Resource, Header'lar var. Fakat header'ların içine baktığımız zaman burada form diye bir yapı oluşturmuş. Bu form dediğimiz yapı aslında Visual Studio içerisinde görsel olarak düzenleyebileceğimiz bir yapı. Fakat bunun ardında bir de kod var. Yani burada şu an design olarak görüyoruz. Sağ tıkladığımız zaman View Code diye bir seçenek çıkıyor. Ve ilk pencereyle ilgili hani kod olarak yazılan kısım bu şekilde. Sağ tıklayıp View Designer dediğim zaman design aşamasında yapısında olan kısmı bize gösteriyor. Ve burada ilk pencere C++ dosyamız yani main'imiz burada bulunuyor ve main'imiz mesela o pencerenin açılmasını sağlayan koda sahip. Daha sonra şurada pencereyle ilgili başka yapılar var. Şimdilik oralara dalmıyoruz hemen. Yine stdafx dataşımız bulunmakta. Ve resource file'larımızı gördüğünüz zaman tıklatmasam mıydım acaba? Bir tane ikonumuz var. Resim bulunmakta. Ve bu da bunu edit edemiyormuşuz. Bu başka bir şey herhalde. Bu ne ben de bilmiyorum. Sonra bakarız bunun ne olduğunu. Resource compiler'mış. Neyse herhangi bir resource yani. Peki bu pencereye ne yapacağız? Sağda toolbox'ımız var. Gördüğünüz gibi butonlar, label'lar, çeşitli yapılar var. Bunları hep beraber ileriki derslerimizde inceliyor olacağız. Mesela diyelim bir buton koyalım. Bir label koyalım. Şimdilik bir şey yapmıyorum. Sadece oynuyorum yani. Hani liste falan koyacağız böyle. Ve bunların arkasındaki kod kısmıyla ilgili uğraştığımız için mesela burayı çift tıkladığımız zaman butona tıklandığı zaman yapılacak işlemleri burada kod olarak belirtebiliyor olacağız. Yine benzer şekilde burada bir şey daha varmış. Bunu çift tıklamamıştık. Tamam, bunu da çift tıklamış olduk. Bu da form'a ait resource'lar bazı dataları tutabileceğimiz bir kısım. Şimdi burayı sağ tıklayıp gördüğünüz gibi view code dediğim zaman bu kod artmış biraz daha. Buton eklenmiş burada. Mesela normalde biz sadece kod yazıyor olsaydık bir tanecik butonu eklemek için işte belli bir noktaya bu kadar kodu yazıyor olacaktık. Sonra onlarla ilgili formla ilgili başka işlemler yapıyor olacaktık. Visual C++ bize bu form yapısını design view olarak sergileyerek işimizi kolaylaştırdı diyelim. Ve bunu da compile ederken işte compile ettik, yine run ettik. Gördüğümüz gibi penceremiz geldi. Şu an hiçbir şey yapmasa da pencere penceredir diyoruz. Bakın size'ını falan ayarlıyoruz. Yani artık C++'da bir penceremiz oldu. Ve daha sonraki derslerimizde bu pencereyle ilgili başka şeyler yapıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın.